1404 numaralı konu, bildiklerini öğretmeye yanaşmayan alimlerle öğrenmek istemeyen cahillerin tehdit edilmesi, Hazreti Peygamber bir hutbelerinde Müslümanlardan bazı grupları hayırla andıktan sonra şöyle buyurdular, İçinizden bazı kimselere ne oluyor ki komşularına İslam'ı anlatıp onlara bildiklerini öğretmiyorlar ve niçin iyiliği emredip kötülüklerden nehyetmiyorlar, öte yandan bilmeyenler neden komşularından ve bilenlerden sorup öğrenmiyorlar, Allah'a yemin ederim ki ya sizden bilenler, kendi komşularına öğretip onları bilgi sahibi yaparak iyiliği emredip kötülüklerden men edecek, bilmeyenlerse komşularından sorup öğreneceklerdir ya da onları cezalandıracağım, Hazreti Peygamber bu sözlerden sonra minberden inip hücreyi saadetlerine gittiler. Bunun üzerine sahabiler kendi aralarında acaba Hazreti Peygamber bu sözleriyle kimi kastetti demeye başladılar. İçlerinden bazıları Hazreti Peygamber bu sözleriyle eşaroğullarını kastetmişlerdir. Çünkü onlar dinde bilgi sahibi kimseler olup komşuları da cahil ve hiçbir şeyden haberleri olmayan göçebelerden ibarettir dediler. Bu sözler Eşaroğulları'nın kulağına gittiğinde bunlar Hazreti Peygambere gelerek "Ey Allah'ın Resulü, sen bir kavmi hayırla yad etmiş, bizleri ise tehdit etmişsin. Suçumuzun ne olduğunu öğrenebilir miyiz?" dediler. Hazreti Peygamber de şöyle buyurdular: bir kavim ya dini konularda komşularını bilgilendirecek, iyiliği emredip kötülüklerden men edecek, bilmeyenlerse komşularından sormak suretiyle öğreneceklerdir, ya da ben onları daha bu dünyada cezalandıracağım, buyurdular. Gelenler, ey Allah'ın Resulü, biz komşularımızı nasıl bilgilendireceğiz, diye sordular. Hazreti Peygamber sözlerini bir kere daha tekrar eylediler. O zaman Eşaroğulları, o halde bize bir sene mühlet ver, dediler. Hazreti Peygamber de onlara istedikleri mühleti vererek, İsrailoğullarından kafir olanlar Davud ve Meryem oğlu İsa'nın dilleriyle lanetlendiler, bu lanetlenmeleri de isyan ettiklerinden ve hadlerini aştıklarından ötürüdür, yaptıkları fenalıktan birbirini uyarıp men etmezlerdi. andolsun yaptıkları pek çirkin şeylerdir, Ma'at 5 suresi 78-79, ila mealindeki ayeti kerimeleri okudular.